Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Akman. Bugün de size yine yiyecekler üzerinde, yiyeceklerin mizacı üzerinde konuşma yapacağız inşallah. Bugün çayların mizacı üzerinde anlatımlar yapacağız. Çaylar en çok merak edilen konulardan birisi çünkü hani mizaç ilmiyle ilgilenen az çok birileri fitoterapi ve çay tüketimi üzerine de merak ettiği konular oluyor. Bunlara şöyle kısaca bir değinelim. Kısaca derken yine bayağı bir bahsedeceğimiz ürünler var. Konuya geçelim. Bundan önceki videolarımızı izlemeyenler yine meyve, sebze ve etlerin mizacı üzerine de kanalımızda oynatma listemizde inşallah bunların mizacı üzerine de var. Mizac üzerine de konuşmalarımız var. Kanalımıza tıklayaraktan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Bizim normal hayatımız, köy hayatımız üzerine de videolarımız, günlük vlog tarzında çektiğimiz videolar var. Onu da takip etmek isteyen arkadaşlar Erdoğan Akman kanalı adında, eşimin kanalı, orada beraber videolarımız var. Videonun açıklama kısmındaki linkten de köy hayatı üzerinde olan kanalımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çaylarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani bitkisel çaylar, yani öyle keyfi bir şekilde sürekli tüketilebilecek ürünler arasında değil arkadaşlar. Hepsi için söyleyemeyebilirim. Mesela geçenki şeyde gördüm, Maranki'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok sinirli, böyle sürekli kaygılı ve stresli ve kavgacı insanlar için özellikle papatya çayını böyle sıklıkla, hani günde en azından yatarken. Papatya ve sarı kantaron. Yani bazı çaylar haricinde şifalı bitkilerin çayları genelde hastalıktan önce veya hastalığa yakın veya hastalıkta tüketilebilecek ürünler. Evet. Onu söyleyelim. Ha dur, o zaman ben bunu tüketeyim diyebileceğiniz ürünler değil çoğu. Evet. Şimdi şöyle kısaca bahsedelim arkadaşlar. Sıcak kuru çaylardan bahsedelim. Sıcak kuru neydi arkadaşlar? Vücutta safra mizacının özelliğiydi ve demek ki bunlar sıcak kuru olanlar vücutta safra maddesini artırabilir. Bunları tüketirken özellikle safravi mizaç kişiler dikkat etmeleri lazım. O yönden çay stoğumuz, yani listemiz bizde çok az. Yani sıcak kuru daha çok. Yani sıcak kuru daha çok. Yani biz bir safra olarak da sıcak kuruyuz ama çayların çoğu sıcak kuru. O yüzden çoğundan uzak durmamız gerekiyor. Evet, dikkatli olmaları gerekiyor. Biberiye, ada çayı, papatya, ıhlamur. Zaten ada çayını genelde hanımlara daha çok öneriyoruz. Erkeklerde kadınlık hormonunu artırıcı etkisi var arkadaşlar. Mümkün mertebe içmeseler daha güzel olur. Papatya, ıhlamur, civan perçeme hele bunun derecelerine de inşallah daha sonraki dönemlerde değiniriz. Ben 3. derece sıcak kuru diyebiliyorum. Yani bunların da dereceleri var arkadaşlar. 1, 2, 3 diye derece. En yüksek derecede sıcak kuru diye biliyorum. Ben baş ağrısı için içtiğimde, yani civan perçeminde ayrı bir, yani bana farklı bir etkisi oluyor yani. Sıcaklığımı artırma anlamında. Evet. Çok aşırı bir terleme yapıyor bir anda safra mizaçlarda arkadaşlar. Karabaş otu, rezene, pelin otu, sırgan otu, melisa, kekik, sarımsak, defne yaprağı, sarı kantaron, sinameki, tarçın, zerdeçal, karanfil, nane, kantaron. Şimdi diyelim ki kışın rahatsızlandı safra mizaç kişi. Nane limon içecek. Nane bak sıcak. Öbür tarafta limon onu dengeliyor. Bir aynı zamanda C vitamini açısından da etkisi var. Ama arkadaşlar mesela geçen başka birisi bana şöyle bir yorum yazdı. Nane ne alaka, soğuk kuru. Onu da işte sıcak diye anlatmışsın. Arkadaşlar nane sıcak mesajlıdır. Bunu isterseniz Google'a sorun isterseniz. Yani bize yazana kadar Google'a yazıp sadece kendi bildiğini teyit ettikten sonra bize yazsaydı keşke. Keşke yani, ama bunu yapmamış. Ha şu da olabilir arkadaşlar. Mesela derece itibariyle atıyorum 1. derece sıcak kuru olduğu için mesela bazı hocalarda atıyorum daha soğuğa meyilli sıcak yaş diyebilirler. Yani bu tarz bazı nane değişik... sıcak ya. Nane tereddütlü. Hayır, nane için demiyorum. Bazı etki değişiklikler olabilir. Hani değişik tabirler olabilir. Bunlara fazla takılmayın. Ne dedik? Nane, kantaron, kimyon, lavanta, anason, dereotu, yarpuz, reyhan, keten tohumu. Mesela yarpuz naneye nazaran çok fazla. Yabani ya. Oranı çok yüksek sıcak kuru. Reyhan, keten tohumu, tere, hardal, zencefil, zufa otu, nergis, gelincik, mercan köşk, vanilya, kereviz, kakule, beyaz yasemin, yeşil çay. Bunlar arkadaşlar
sıcak kuru mizaçtaki bitkiler, çaylar. Şimdi sıcak yaş grubuna geçelim arkadaşlar. Sıcak yaş neydi? Demevi mizacın özelliği de bunlar elma çayı, kiraz sapı çayı, kedi otu, kırmızı yonca, fulus, alfa yoncası ve susam. Bunlar sıcak yaş sınıfına geçiyor. Şimdi de soğuk kuru olan, sevdavi mizacın bir nevi etkisi olan bitkilere değinelim inşallah. Şimdi de sevdavi mizacın bir nevi etkisi olan soğuk kuru olan çaylara değinelim arkadaşlar. Kuşburnu, itidale yakın bir nevi özelliği. Aynı sefa, siyah çay, at kestanesi, kişniş, karayemiş, kızılcık, mesela kızılcık mayhoş bir tadı var. Beyaz çay, alıç, söğüt yaprağı, böğürtlen, at kuyruğu, keçi boynuzu, pirinç kepeği, iğde, hünnap, itidale yakın yine hünnap, gül, limon, mürt, halile, mısır püskülü. Bunlar soğuk kuru mizaçtan arkadaşlar. Mesela mısır püskülü bazı karışımlarda ilerleyen dönemlerde örnek vereceğiz. Mısır püskülü de mi içilir ilk defa duyduğunuz duymuşsanız. İçiliyor arkadaşlar. Değişik tariflerde var. Şimdi de soğuk yaş olan balgami mizacın bir nevi etkisi olan bitki çaylarına değinelim. Hatmi çiçeği, ıspanak. Mesela diyelim ki ıspanak yiyecek. Soğuk yaş. Ama diyelim ki balgami mizacta birisi kilo problemi var zaten. Yani sürekli ıspanak ıspanak ben bitki besleniyorum derse. Heh. Zaten soğuk yaş. Ne olacak? Ya su içsem yarı yoya gelecek bu sefer. Hatmi çiçeği, ıspanak, menekşe, ebe gümeci, hibiskus, çilek, semizotu, yonca, mavi hindiba, kara hindiba, gül suyu ve marul. Bunlar da soğuk yaş sınıfında arkadaşlar. Dikkat edelim. Yani bunlar vücutta soğukluğu artırıyor olabilir. Artırıyor. Diğerleri sıcaklığı artırıyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi bir safra olaraktan içebildiğimiz çay oranı aslında çok az oluyor. Genelde ihtiyaç anında içilebiliyor ki diğerlerine nazaran da daha az tüketmemiz gerekiyor. Peki şu soruyu sorayım. Bir balgam için içebilecek çay çeşidi çok. Yani balgamlar... Zaten balgamlar çok rahat hastalanan insanlar. Yorumlarda da arkadaşlarımız belirtiyor. Havadan nem kapan, rüzgardan yel kapan insanlar. Onlar için zaten de yani içebilecekleri çok fazla. Yani içebilecekleri çok çeşitli çaylar var arkadaşlar. Evet. Mesela şöyle örnek verelim. Diyelim ki safran birisi hastalandı. Hatmi çiçeği diyelim ki öksürük tuttu kışın. Hatmi çiçeği dikkat edersen çayı daha böyle balgamımsı nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Jelimsi bir özelliği oluyor. Böyle bal aynen. Gibi sanki soğuk bal gibi bir etkisi oluyor. Adeta balgam gibi oluyor. Ne dedik? Soğuk yaş. Şimdi safra mizaçlı birisinin öksürüğünü gidermek için belki hatmi çiçeği kullanırken balgami birisinin öksürüğünü gidermek için gelincik. Heh. Yani bugün hatmi çiçeği öksürüğe iyi geliyor derken kastımız balgamlar değil yani. İşte o yüzden arkadaşlar bu ilim bu kadar mühim. Yani mesela kendi gelincik... mizacın, ürünlerin mizacı, hastalığının mizacıyla hepsini harmanlayıp sana doğru bir tedaviyi sunman gerekiyor. Mesela geçen yaz gelincik şerbeti yapıp içmiştik. Çok fazla uyku yaptığını, rahatlatıcı etkisi olduğundan dolayı uyku yaptım. Morfin gelincik çiçeğinin yani şu an onun tıp dünyasında ondan yapılıyormuş. Şimdi gelinciği yapınca ne oldu? Bizde uyku yaptı ama safra olan eşimde safra oranını artırdığı için hem böyle öfkesini, sinirini artırdı hem de safra oranı arttığı için onda belki tam tersi uykusuna tesir etti. Uyku geliyor ama uyumak istemiyor. Safralar zaten genelde öyle oluyor. Ama onun ama, etkisi var. İkisinin arasında kalıyor. Ama rahatlatma açısından morfin etkisi var ya. Evet. Yani gerçekten ağrılarımızı şey yapıyor. Işte. Lakin biz köyde yaşadığımız için arkadaşlar şimdi bunu hani akşamleyin tüketin. Yani ama bu sefer güne erken başlamamız gerekiyor. Sabah namazından sonra yatmamaya özen gösteriyoruz. Hemen işlerimiz başlıyor. Yani ya çok erken yatacaksın, ondan bir bardak içeceksin, günü iyi geçireceksin. Evet. Ama böyle geç 12'de yattım, geri 5'te kalkayım, onun öncesinde bir gelincik çiçeği içtiyseniz veya işe gitmeden önce veya öğlenleyin bir gelincik çiçeği içeyim dediyseniz yani o gün
sizin için söyle söyleyeyim yani uykulu ve uyanamadığınız bir gün olur yani. Evet, bunlara da bu şekilde dikkat edelim arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu şekilde. Yine sorularınız olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde bu bitki, karışık bitki çaylarından kür tarifleri vereceğiz. Onlar da genelde zaten itidalleştirilmiş. Mesela atıyorum şahtere ile hünnap veya balla ve genelde. Elma sirkesi mesela karışımı bir çay tarifimiz var. Bunlar genelde itidalleştirilmiş bir şekilde birbirinin itidali şeklinde beraber kullanılan bitki çayları şeklinde hazırlanmış tarifler olacak. Kanalı takipte kalın. Abone olup güzel yorum yapmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.